Hazır mıyız? Hazırız. Saçlarım uçuyor. Saçlarım uçuyor su derin. Bir dakika. Bak tamam, her şey yolunda gidiyordu. Şimdi çekim başladı, rüzgar harbiden başladı. O yüzden takım abi şeyleri. Sude Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Arkadaşlar Sude kardeşimiz Türkiye Go-Kart Kadınlar Şampiyonu hem de üst üste iki kez. Evet, doğru iki mu? Kere. Biz daha önce tanıştık dersinde İstanbul Parkı'nın orada. Evet. Bugün de Tuzla Karting Park'tayız. Çok teşekkür ederiz bu arada Tuzla Karting Park'a bize böyle bir imkanı sundukları için. Ne yapacağız? Arkamızda gördüğünüz bu canavarlarla Sude ile bir iş yapacağız. Evet. Sude beni geçmeyecek, söz verdi çekimden önce, sağ olsun. Bakacağız artık. Biraz hikayenden bahsedeyim. Çok enteresan bir hikayesi vardı. Hem babası da buradaydı. Tanıştık. O da çok tatlı bir adam. Kızına sürekli destek olan bir adam. Buradan da sevgilerimizi iletelim. Şöyle bir durumu var. Genelde bu işler aileler otomobile, motorsporlara meraklı oluyor ve çocuklarını yönlendiriyorlar. Sizde tam tersi. Babanın hiç alakası yok otomobile, motorsporlarıyla. Sude'ye bir kere oyuncak bir akülü araba alıyorlar. Sude diyor ki ben yarışçı olacağım. Çok sevdim bu işi diyor. Böyle başlıyor. Evet, doğru mu? Evet evet, tam olarak böyle. Genelde böyle küçükken kız çocukları oyuncak bebeklerle oynarken ben oyuncak bebeklerimin arabalarıyla oynuyordum. Ya da böyle küçükken böyle benzinliklerde Ferrari oyuncaklar veriyorlardı. Ben onların koleksiyonlarını falan yapıyordum. Sonra böyle artık 17 yaşına falan gelene kadar böyle ağlıyordum her gün. İnternetin etkinliklerine gidiyorduk, görüyordum o driftleri falan filan. Şu an 20'sin. Şu an 20'yim. Dedim ben artık başlayacağım. Gittim böyle kendim araştırdım, buldum her şeyle. Babama iki teklif yaptım. Dedim ya ben simülatörden başlayacağım ya kartingden başlayacağım. Simülatör babam... fiyatları da pahalı bu arada o yüzden. O da böyle şey diye düşündü. Zaten böyle bir yapar, hevesini atar, bırakır falan. Dedik hadi kartinge gidelim. Burada da böyle ayarlamıştım önceden işte kimlerle görüşeceğimizi falan. Geldik bir şekilde eğitim aldım, başladım. Sonra kaburgalarımı kırdım. Güzel. Kaburgalarımı kırdıktan sonra dediler tamam artık bırakırız herhalde. Bırakmadım. Ondan sonra daha çok destek olmaya başladılar. Geçen sene ve bir önceki sene tabii Türkiye Kadınlar Karting Şampiyonu oldu. Şimdi de artık pistte yarışmak istiyor arkadaşlar. Bir tane polo almış kendisine. Pistte artık daha çok vakit geçirmek istiyor. Orada başarılar elde etmek istiyor. Hatta yurt dışına açılmak istiyor. Buradan Sude sponsor olacaklara da seslenelim yani. İletişimi çok iyi bir insan. Başarılı olacağını da düşünüyoruz. Artık biz de beraberiz. Sağ olsun. Babası bize emanet etti. Teşekkür ederim. Biz de yani sıkıntı yok. Bugün de bakalım neler yapacak. Geçebilecek mi beni göreceğiz. Muhtemelen geçecektir. Çünkü eğitimleri genelde burada almış. Bu pisti gözün kapalı dönebilir misin? Dönerim. Ben bir keresinde karanlık. Tamam sonra bir şey demene gerek. Döndü mü karanlık peken? Döndüm. Bugün onları unutalım. Tekrar ilk günden başlıyormuş gibi. Bugün biz arkadaşlar Segway Ninebot'lar eşlik edecek. Aslında biz şu gördüğünüz Go-Kart Pro ürününün ve diğer skuterların lansmanına gitmiştik. Türkiye tanıtımına gitmiştik. Tabii ki bu Go-Kart çok ilgimizi çekti, Go-Kart Pro. Daha sonra da yurt dışındaki videolarını izledik. Acayip böyle yanlıyor, ediyor. Mekanik bir el freni var üstünde falan. Bugün hepsini göstereceğiz size. Deneyeceğiz. Sabırlı olun. Enteresan şeyler yaşayacağız hakikaten. Ama bunun haricinde dedik ki önce skuterlarla başlayalım. Bunlar arkadaşlar kick scooter modeller aslında. Yani ayağınızla önce hareketi veriyorsun. Ondan sonra gidiyor. Birazdan göreceğiz yarışırken. Evet. Şurada görmüş olduğunuz bayağı iri ve hem önde hem arkada amortisörü olan model. G2 Max modeli. Orada da hemen F2 Pro modelini görüyorsunuz. Bu F2 Pro'nun da 3 tane modeli var kendi içerisinde. Bu Pro modeli. Bunda önde bir amortisör var arkadaşlar. Komple bu çatalla birlikte gelen şurada. Bunda hem önde hem arkada amortisör var. Ben yaşlı olduğum için bugün bu modeli alırım. Belim falan biraz ağrıyor. Sen çok alışıksın. Alışık. Kaburgalar kırılmış, olmuş, bu olmuş. O yüzden bir şey olmaz diye düşünüyorum sana. Hem bu biraz daha hızlı tamir edeceğim. Ben de tramer kaydı bayağı var. Gel böyle yanımıza. Çalışalım. Ne kullanacağız? Bir öğrenelim. Evet. Şimdi bu toplam 25 kilometre hıza çıkabiliyor en yüksek sürati. Hı-hı. Zaten biliyorsun artık bu iş yasalar çerçevesinde evet yapılıyor. 22 derecelik bir eğime çıkabiliyor. 450 watt gücünde maksimum olarak 900 watt verebiliyor. İçinde modları var arkadaşlar. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Eko, normal ve sport olarak 3 tane modu var. Bizim arkadaşlar şu an buraya kamera bağladığı için ben çok göremiyorum ama 3 tane modu var toplamda. Bu tabii ki menzilinize ve hızınıza etki ediyor. 120 kiloya kadar taşıyabiliyor. Eğer eko modu alırsan da 70 kilometre kadar menzil yapabiliyorsun. Bayağı. Sport modda da 50 kilometre yapabiliyorsun. Verileri de iddialı. Uygulamadan da bütün verileri görebiliyorsunuz. Bir telefon rica edeyim. Sohbetlere geçiyorum. Burada arkadaşlar bütün detayları görebiliyorsunuz. Hatta kapatıp açabiliyorsunuz. Uygulamanın güzelliği şu. Uygulamaya bağladığınızda size bir eğitim videosu izlettiriyor. Ve bu eğitim videosunu izlemek zorundasınız sonuna kadar ki hata yapmayın. Kendinize bir zarar gelmesin, herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Bütün her şeyi burada sana gösteriyor zaten. Buradan modlarına kadar ayarlayabiliyorsun. Ayrıca işte şunun üstüne bastığında gösterge paneli diyorsun ve bunu buraya takıp gösterge paneli olarak kullanabiliyorsun. Hızınızı, sürüşünüz kaç kilometre sürmüş, toplam süresini, aracın sıcaklığını. Şu an 38 dereceymiş. Yanıyoruz suda. Vallahi yanıyoruz. Kalan kilometresini ve yüzdesel olarak da kilometresini görebiliyorsunuz. Şu anda mesela bu skuterın %57 şarjı kalmış. 28.5 kilometre yapabilirsin diyor. Şu an sport modda. Biz de birazcık yorduk tabii ki kendisini. Rejeneratif geri kazanım da var arkadaşlar. Bunun derecelerini de güçlü, orta ve zayıf olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Yani frenden de size bir güç yaratıp oradaki enerjiyi kullanıp pillerinizi şarj ediyor. Bu da güzel, beğendiğimiz, sevdiğimiz bir özellik. Ve burada da F2 Pro'muz var. Buyurun Sude Hanım, kameraya dikkat edin. Bu benim süreceğim olacağı için ben bunu çok merak ediyorum. Buna iyice bak. Bu ondan daha iyi.
diye. Ya burada güzellik şu, bak sinyalin hemen elinin altında. Kornan sinyal burada. Özelliği çok iyi bu arada. Açalım hatta. Açıldığını hemen böyle sesli olarak anlıyorsunuz. Kapandığını sesli olarak anlıyorsunuz. Ekstra gösterge paneline bakmanıza gerek yok. Burada sinyaller var. Burada da stopumuz var ve stopumuz... Ay yanlarda sinyaller buralarda. Bunlar kedi gözü. Hayır kedi gözü. Evet evet, ben yandan bir araba geldiğinde şey olsun diye. Bakayım hatta dur emin olun. Evet kedi evet, gözü. Kedi. Hem burada kornamız var hem burada. Bu da güzel özellik, sevdik. Aynı zamanda arkadaşlar gördüğünüz üzere frenler disk. Tutamıyorum, tamam mı? Çektik mi? EABS olarak geçiyor bunlar arkadaşlar. ABS sistemini yani skuterlara uyarlanmış versiyonu. Frenlerinde de oldukça iddialı. Birazdan piste çıkıp göreceğiz. Burada bir notlarımdan yardım alayım, yanlış bir şey söylemeyeyim. F2 350 watt gücünde arkadaşlar. F2 Plus 400 watt gücünde. F2 Pro'da bu gördüğümüz model 450 watt gücünde. Yani güçlerimiz yakın, merak etme. Ben senin iki katın kilondayım Sude. Evet o doğru. Lütfen aslında ya. Aslında şu an eşitleniyoruz. Lütfen ya. O yüzden zaten böyle tercihimizi bu yönde yaptık. Maksimum gücü de sırasıyla yine modellerin 700, 800 ve 900 watt olarak geçiyor arkadaşlar. Batarya kapasitesinden da bahsedeyim bu arada. F2'nin batarya kapasitesi 367 watt. F2 Plus'ın 460 watt. F2 Pro'nun da yine 460 watt'lık bir batarya kapasitesi var. Yine bu da 25 km hıza çıkıyor. Hızlarımız aynı. Merak etme. Çok iyi. Bu tatlı şey en son geleceğim. Sadece küçük bir şey göstereyim. GoKart Pro'nun da bu arada arkadaşlar tabii ki aplikasyondan ayarlanan bir sürü özelliği var. Burada GoKart Pro'muzu seçiyoruz. İlgi alanım şu an bayağı. Seçtikten sonra burada aracın üstüne tıklıyoruz. Çalıştı egzoz. Sesi duyuyor musunuz? Burada bir tane hoparlörü var. Çok iyi değil mi? Bayağı iyi, çok komik. Temel ama bunu düşünmeleri bile çok iyi bir şey bence. Evet, bu gazı veriyor biraz insana. Şimdi aracı kilitledim mesela. Buradan aracı kilitleyip kilidi açabiliyorsunuz. Menzilinizi görebiliyorsunuz yine. Kalan bataryanızı görebiliyorsunuz. 18.2 kilometre menzilimiz var. Neyse bu detaylara gireceğim. En son gireceğim. Sadece bir şey göstermek istiyorum size. Şunu göstereyim mesela size. Dinamik dönme diyor. Burada aslında bayağı kilitli diferansiyel gibi bir şey var ve orada daha çok yanlayabiliyorsunuz. Ve kayma oranını işte %100'den -20'ye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Biz %100'de bırakalım. F serisiyle ve G serisiyle bir sürüşe çıkalım. Ondan sonra GoKart Pro'ya dönelim arkadaşlar. Hazır mısın? Hazırım. Evet arkadaşlar şimdi sesim geliyor mu bilmiyorum. Tabii hareketli start alacağımız için biraz geriden başlıyoruz. Ama bitiş çizgisi orası. Aynen. Tam şu aşağısı. 3, 2, 1 çık diyeceğim. Tamam. Çok geçme. 3, 2, 1 çık. Oo, şimdiden uçtu gitti ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Git artık. Hadi. Doğan hadi. Abi orada havalar nasıl? Geçeceğim ki içerideyim ya, rahat ol. Bu virajda alıyorum. Ne oldu? Bay bay. Ya çok kötüsün ya. Geliyorum bekle. Tamam kardeşim. Fena geçti, fena. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be. Ya insafsız, biraz yavaş, yavaş. Yavaşlayayım mı? Yok, yok. Kaç kilosun? Yürü, yürü. 47. Ay, yemiyorsun. Şu rüzgarı biraz şöyle yapsak. Yemiyor. 47 kilo arkadaşlar, ben ne yapayım ya? Ben 75 kiloyum ya. Ama gene fena değilim, bak peşindeyim ha. Evet bu arada iyi gidiyorsun Doğan abi. Sağ ol ya, Allah razı olsun. Hadi oğlum, hadi, hadi, hadi. Yedi bizi be. Hiçbir şey demiyorum sana Sude. Bitti mi yarış? Bir süre konuş, bu videoyu belki yayınlamam, bakacağız. İnsafsız. Kaç turum var bu pistte? Nereden baksan 2000-3000'in üstünde vardır ya. Teşekkürler. Çok rahat var yani. Şu abine acımıyorsun değil mi? Koskoca adam. Kaç yaşında adam. Ama ben sana çizgi gösterdim. Güzel, evet. Için. Bravo. Gerçekten. Onu takta uygulanın dedim ki, var çizgiyi göstereyim ki süre alırken iyi olsun. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Eline ben sağlık. Teşekkür hazır mıyız GoKart'a geçiyor evet, musun? Evet hazırım. Buyurun GoKart'a. Drone'a el sallama vardır değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yok normalde. Biz bunu kayıt alsın diye yaptık arkadaşlar. Şöyle bir şey yok. Ama gördüğünüz gibi tasarımı inanılmaz. Zaten 4 tane tasarım ödülü almış işte. Red Dot, Design Award bir sürü. Onları koyarız buraya tık tık tık. Bir sürü design ödülü almış. Bence hak ediyor da. Şimdi bunun olayı arkadaşlar elektrikli bir go-kart tabii ki. İsminden anlaşılacağı gibi. Segway 9 Mod Go-Kart Pro modeli. Çok küçük bir direksiyonu var. Sizin şeylerden ne farkı var? Vallahi tasarım olarak tamamen farklı. Birincisi bizimki daha büyük, daha geniş yandan. Gaz, fren kısımları geniş. Pardon farklı. Ön
burnu farklı. Direksiyon tamamen farklı. Bunda direksiyon çok mekanik çok küçük duruyor. Evet. Ya bu biraz daha böyle çok teknolojik. Bizimki de tamamen mekanik duran evet bir araç. Bir de çok şık bir spoiler var. Evet. Hatta bunun bir tane Lamborghini Edition'ı var arkadaşlar. Şimdi de bir tane şey çıkartmışlar. Transformers Edition'ı. Onda böyle modlar var. Stada falan filan seçebiliyorsun. Bunun da gerçekten uygulamadan sport modunu falan seçebiliyorsun. 100 kiloya kadar taşıyor toplam ve güzelliği şurada. Buradan ayar yapabiliyorsunuz. Şu an maksimum ayarda. Yani küçültüp büyütebiliyorsunuz. O çok güzel. Aynı zamanda 37 kilometre hıza kadar çıkabiliyor. Bir de geri vitesi var. Yani frene iki kere bastığınızda geriye alıyor. 3 kilometre hıza kadar da geri vitese çıkıyor. Şurada bir tane speaker var işte. Ondan motor sesi falan çıkıyor. Çok güzel var. Kendini geliştirmek için bence çok iyi. Evet bence de çok hoş. Önerilen 14 yaşın üstü. Keşke daha küçük olsaymış. Yani normal go-kartlarda bile 5 yaşında 6 yaşında başlayabiliyorsun. Hani o yüzden bu daha da böyle bence insanları teşvik eden bir şey. Keşke daha küçük yaşlarda başlayabilseler. Böyle öngörmüşler. Bence kurallar gereği. Çünkü arkadaşlar biraz önce gösterdiğim size aslında Segway, Ninebot skuterlar arkadaşlar dünyanın en çok satan skuterları. Avrupa pazarlarında falan hep liderler. O yüzden de tabii ki onlar için önce güvenlik geliyor. Evet. Bunda da muhtemelen bu güvenlik önlemleri için 14 yaşın üzerine koymuşlardır çıtayı. 2 yıl boyunca toplamda bu go-kart profesyonel go-kart sürücüleri tarafından 30 bin kilometre test edilerek yapılmış. Gerçekten. Tamamen onlar geliştirmişler yani. Enteresan oluyor. Bugün de zaman ne çıkartacağız bilmiyorum. Normalde burası 930 metreydi değil mi? Evet o civarlarda. Kaç saniyede dönüyorsun? Ben 40.2 döndüm en iyi. Kaç beygirle dönüyorsun? 30 beygirle 30 döndüm. Beygirle. Bizim ürünümüzde 500 çarpı 2 watt nominal güç olarak üretiyor. Maksimum güç olarak da 2400 çarpı 2 watt olarak güç üretebiliyor. Bu arada 15 derecelik eğimleri de çıkabiliyor arkadaşlar. Bir de çalışma sıcaklığı eksi 10'dan artı 40 dereceye kadar çalışabiliyor. Onunla da hiçbir problem yok. Hazırsan bir geç bak otur bakalım. Ben nasıl hazırım. Şöyle bizim arabalarda genelde soldan binme gibi bir şey var. Kemer var bu arada. Kemerini de tak. Lastiklerde bu arada hava yok arkadaşlar. Bakın. Evet çok garip bir lastik şeyi var. Burada bir tane mekanik el freni var. Bunu çektiğinizde böyle tatlış yanlamalar yapabiliyorsunuz. Direkt lastiğe etki ediyor bu arada. Kemerimi de taktım. Ben küçük bir şov yaparım size bitmeye yakın. Tamam mısın? Evet tamamım ben. Beni geçmiyorsun. Tek anlaştık. Kuralımız yok. Başka hiçbir kuralımız yok. 3, 2, 1, çık! Bu arada 40 kilometreye kadar çıkıyor arkadaşlar. Fena değil yani. Ben şunun çizgisine bakayım. Ne yapıyor, ne ediyor? 5 saatte de şarj oluyor. Aklınızda olsun. Arkayı aslında komple sökebiliyorsunuz. Onun görselleri varsa da buraya gireriz. Bak 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 bak. Çılgına bak. Bir aparatı var ortada. Onu takıyorsunuz arkadaşlar. O zaman da normal Segway olarak kullanabiliyorsunuz. Geldi. Haydi. Haydi. Bu arada kanala abone değilseniz arkadaşlar bir kontrol ederseniz abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Orada bir zil var. O zile basarsanız da bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Geliyor. Geliyor. (1:23) 1:23:33 Tebrikler. Teşekkür ederim. Şimdi Aslı'cığım kaskımı rica edeyim. Nasıldı? Tepkimleri çok iyi. Mesela yani gaza bastığında falan o hissiyat çok hoş. Frene bastığında o hani güven veriyor sana o frende. Bastığın anda durması falan. Ben çok beğendim. Şöyle 1:23:33 yaptın. Bakalım Doğan abi sen çok merak ediyorum. 1:23:33 unutmayalım. Bana vereyim telefonu. Tamam. Ya şimdi şarjını falan bitirdi. Yoksa ben geçsin. Bizi geçsin de Suudi gibi arkadaşlarımız kardeşlerimiz geçsin. Türk Spor'la destek abi bizimki. Hazırım. 3, 2, 1 başla. O bayağı gidiyor. Oha! İlk kez kullanıyorum bu arada arkadaşlar. Şaka mı? Bayağı gidiyor. Ben çok merak ediyorum şu anda Doğan abi gerçekten. Ah! Yanlayınca biraz yavaşlıyor. Çok yanlamamak lazım. Keşke ben de konuşsaymışım. Zaten ses geliyormuş direkt buraya. Bakalım buraya hiç frensiz dönmeye çalışacağım. Haydi oğlum. He, dönüyor. Hadi dönersin hadi. Süper. Haydi. Pardon abi. Kaç dakika? 58'desin şu an. Kesin geçti 58 saniye. Hadi. 16'da şu an. 17, 18. Hadi oğlum. Hadi. Kaç. Ne oldu? Hiçbir şey yok merak etme. Bunu yapacaktım ya. Alırız ya bir şey olmaz.
26-2. Sen kaç? 23-33. İyi misin doğalarda? İyi miymiş, bir şey yok. Sadece şurası. Kalktı mı havaya? Kalktı. Çok hızlıyken çektim el freni. Biraz yavaş çekmek lazım. Böyle bitiriyorum. 3 saniye mi? Evet, 3 saniye. 3 saniyede aramızda laf olmaz. Bence de olmaz. Fena değildi. Profesyonel bir go-kartçıya karşı 35 kilo farkla bence hiç fena değildi. Bence de hiç fena değil. Peki Doğan abi, sende nasıldı tepkimeler? Bence şimdi normal go-kartta kullandığım için normal go-karta göre hem gaz tepkisi hem direksiyon tepkisi çok daha hızlı. Tabii ki normal otomobile göre daha keskin ama bunun go-karttan da bir tık keskin sanki, değil mi? Bir yanda gidiyor. Evet. Mesela freni de daha farklı bence. Evet, en çok farklı. Fren farklı bence. Frene biraz alışmak lazım. Evet. Frende de tabii rejenerasyon olduğu için yani pilleri doldurma özelliği var arkadaşlar. Rejenerasyon özelliği var. O yüzden de frenine de alışmak lazım. Yeni elektrikli otomobillerin frenine benziyor biraz. Evet evet. Ya yani fren bence şu an yani normal go-kart aracıyla bunun arasındaki en bana dikkat çektiğim fay frenleri oldu. Yani biz normal kartingde direkt bastığımızda hani bu kadar yavaş. Ne kadar basarsan öyle duruyor. Evet, bunda direkt anında bir yavaşlama hissiyatı evet. Var ama çok keyifli. Fena şöyle değil. Arkadaşlar zamanım. Teşekkür ederim. Suzi'cim çok teşekkür ederiz kardeşim. Ben teşekkür geldin, ederim. Bugün şeref verdin. Başarıların daim olsun. Elimizden İnşallah. Ne gelirse her zaman yaparız. Babaya da dediğimiz gibi buradan bu kadar uğraşıyor Hediye, ona da çok selamlar. Kanal senin. Ne istersen yaparız yani. Sıkıntı yok. Çok sağ olun. Çok teşekkür buradan ederim. Buradan sponsorlar sesleniyor. Suudi'ye destek olun arkadaşlar. Enerjisi çok güzel. İnsan ilişkileri çok iyi. Başarılı olacak ileride. Göreceğiz biz de. Hep beraber şahit olacağız. Suudi'nin linklerini aşağıya bırakırız arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarını. Buraya da yazarız. Segway Nine Mode ürünleriyle ilgili detayları da, bu ürünlerle ilgili detayları da arkadaşlar aşağıda açıklamalar kısmında bulacaksınız linkleri. Oraya tıklayıp inceleyebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Doğan abi. Görüşürüz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Bay bay.